hepimizin şapkamızı önümüze koyup uzun uzun düşünmeye fırsat bulduğu bir dönemden geçiyoruz. Değişen onlarca alışkanlığımız yanında pandemi süreci iletişim alışkanlıklarımızı da etkiledi. Peki iletişim alışkanlıklarımız bu süreçten nasıl etkilendi? Negatif düşünmemize sebep olan kalıplarımız nasıl bir değişim geçirdi? Açelya Akkoyun soruyor. İletişim ve yönetim danışmanı Doktor Şaban Kızıldağ değişen iletişim alışkanlıklarımızı anlatıyor. Ekranların merak eden ve bilginin peşinden giden programı Akla Takılanlar Açelya Akkoyun moderatörlüğünde başlıyor. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bugün şu hoş geldinizdeki iletişim var ya, o kadar kıymetliymiş ki. Pandemi sürecinde bunu anladık, yayında bile yapamadık. Tam da bu konuyu konuşacağız bugün sevgili Şaban hocamla. İletişimde hasret kaldığımız alanlar oldu. Biz daha böyle dokunmatik, sarılan, el sıkışan, böyle birbirine sevgisini temasla belli eden coğrafyanın çocukları ve coğrafyanın bireyleriyiz. Dolayısıyla bu süreç bizim için öğretici de oldu baktığınız zaman. Alışkanlıklar, davranışlar çok değişti. Bunun bu süreçte bize getirdikleri oldu, götürdükleri oldu diye düşünüyoruz. Belki de hiçbiri olmadı. Tabii ki bu konuda iletişim deyince, Şaban hocam deyince, bir de 3 tane koskocaman kitapla gelince dönüp merhaba demek kalıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ya gerçekten ya. Merhaba ya. Merhaba. Size ya. Evet. Hoş geldiniz. Hoş ve bulduk. Merhaba eksik size. Şaban hocam, ben size yayın yapmayı her zaman çok ben keyifli de çok bulurum. Keyif oluyor. Ödül eksik gibi ol. Görüyorum yani. Yine benim ödülüm başladı diyorum. Sizler için de sevgili seyirciler. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Yani yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Aslında bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Herkes maskeli. Eskiden maskeli olan birinin yanına oturmazdık, adam hasta falan diye. Şimdi maskesi olmayanın yanına oturmuyoruz. Maske sosyolojisi diye bir şey oldu şimdi aslında. Eskiden hapşırana çok yaşa derdik. Şimdi Allah git oraya. Ya kardeşim şuraya git başımızdan. Git öbür tarafa git, bizden de çek git diyoruz. Şimdi öyle bu sosyolojinin içerisinde iyi olmaya çalışıyoruz. Belki yeni çıkış yolları bulmaya çalışıyoruz. Lafı uzattım, iyiyim, çok teşekkür ediyoruz. Siz neredeyiniz? Olur olur, sizin bu çıkış arayışınız. Öncelikle kitaplarımızı hemen göstereyim. Sonra da iletişim üzerine konuşalım. Siz pandemide 3 tane koca koca ciltli kitap çıkarmışsınız. Hocam piramitler gibisiniz. Çok teşekkür. Yani ben hala piramitlere bakıp şey diyorum ya, insanoğlu bunu yapamamıştır ya, nasıl olmuş. Siz gerçekten tebrik ediyorum sizi. Bu çok önemli bir süreçte bize destek vermek için kalbinizi, beyninizi, kaleminizi yormuşsunuz. Eksik olmayın, çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun, bakın. Birincisi mazeret yok, çıkış var. Hepsi öyle. Bu iletişimde başarı, liderlikte başarı, hayatta başarı, iletişimde başarı. Bu mazeret yok, çıkış var bile bence hepimizin buzdolabına yazması gereken bir şey. Kesinlikle. Çünkü çıkışı bilmek insanı umutlandırıyor. Çıkışı bilmek insanı özgürleştiriyor. Çıkışa odaklanmak çok önemli bir şey. Yani kapının önüne çıktığında ne olacak? Şimdi bu 3 kitap böyle 2 yıldır benim masamda duruyordu. Yazıyoruz, çiziyoruz, şey yapıyoruz. Ama pandemi sürecinde dedim ki ya, bu kadar çok mazerete sığınıyoruz. Umutsuzluk. Birden böyle anlamadığımız bir şey oldu, film durdu, içinde oyuncusu olduğum ben, değil mi efendim, karşıdan kendimi seyrediyorum. Durduk. Ha, bütün sokaklar boş, o sokaklara çıkıyorum, sadece sokak hayvanları var, bir anormallik var, bir şey var yani. Burada umutsuzluk da mümkün, dedik ki umutsuzluk imansızlıkla eşdeğerdir, o zaman umudu yeşertmemiz gerekiyor. Süpersiniz. Umudu yeşertmek için ne yapmak ne gerekiyor yapacağız? O zaman çıkış var demek gerekiyor dedik. Bu arada hızlıca toparladık sağ olsun, yayın evimiz Kopernik'te çok böyle önemli bir karar verip, yani insanların böyle çok umutsuz olduğu dönemde bunları bastı. 3 önemli konu var. Birincisi iletişim. İletişimi halledersek meseleyi hallediyoruz. Çok İkincisi doğru. Liderlik. Evde de hanımefendiler liderdir, değil mi? İşte de yaparken lideriz. Efendim devleti yönetirken de liderlik. Liderlik de çok önemli ama asıl mesele hayatta başarıyı ve çıkış varı bilmek gerekiyor. Böyle, arabanı sürebilmek arabanı yani. Kendi arabanı sürebilmek aynen meselesi. Öyle. Sonra yolcu alırsın diyorsunuz. Aynen öyle. Liderlik biraz arabayı sürmekle de çok alakalı. Ama üçünü de yan yana getirdik. Böyle bir üçleme yaptık. Hem iş dünyasına hem hayata hem hayatın her tarafındaki iletişimle ilgili çıkışlara bu üçleme çıkış var,
liderlikte başarı, hayatta başarı, iletişimde başarı. Fena da ilgi görmedi. Yani yaz dönemi olmasına rağmen. Çok güzel görünüyor. Ben şimdi heyecanla bekliyorum okumayı, açık söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir de böyle geri dönüşümler sizin gibi dostlarımızdan gelince çok mutlu oluyoruz. Mutlaka hocam. Pandemi sürecinde bizi neler öğretti diye bir başlığımız var. Şimdi seyircilerimiz de görüyor. Sizin tabii ki daha genelden bakışınızla biz bu süreçte neler öğrendik? Şimdi biz bu süreçte neler öğrendik? Birincisi az önce söylediğim gibi film durdu. Biz içinde oyuncu olduğumuz filmin dışına çıktık ve kendimizi seyretmeye başladık. Bu arada çok böyle farklı, renkli, hareketli bir şey oldu. Zaman durdu, toplantılar durdu. O böyle hızlı yaşayan, hız çağının içerisinde bir türlü vakit bulamayan bizler eve tıkandık. Abi baktık evdekiler de iyi insanlarmış ya, biz hiç bunlarla iletişimde kurmamışız. Bizim bey de iyiymiş diye espriler çıktı. Bizim bey de fena bir adam değilmiş diye dediler çıktı. Çocuklarla bir şey oldu. Orada şunu fark ettik, yani o durma döneminde ya insanın ürettiği o hız çağı medeniyeti aslında sorunlu bir medeniyetmiş. Bir kere bunu gördük. İki, öğrendik bence. Çok bağımlı olduğumuzu gördük. Birinci mesele aslında bağımlılık meselesini görmüş olduk. Neye bağımlı? Küresel ekonomik sistemin bizi birçok şeye bağımlı kıldığını gördük. Yani çok hızlı çalışacaksınız, çok hareket halinde olacaksınız, inanılmaz toplantılar set edeceksiniz, öyle klasik plaza diliyle. O da yetmeyecek, çoluk çocuğunuza vakit ayıramayacaksınız, sonra kahvaltıya gideceksiniz, kahvaltıda çocukla bir şey konuşuyor. Böyle bir dünyanın içerisindeyken birden her şey durdu. Sokak durdu, hastalık çok böyle hepimizi ürküttü. Ekmek önemli bir şeymiş, onu gördük. Ya berber önemli bir adammış, biz bu adamı niye ciddiye almadık? Yani insanın saçı sakalı bıyığı uzuyormuş, bak kimse kimseye faydalı olmuyormuş. Ha dışarısı enteresanmış, dışarıya çıkmak çok kıymetli İlişkiler. Bir şeymiş. İlişkiler çok önemli bir şeymiş. Biz çok bağımlı yaşadığımız için, neye bağımlı? Teknolojiye bağımlı, hıza bağımlı, tüketmeye bağımlı, değil mi? Birden durdu. Ya o kadar uzun değilmiş hayat. Peki çok biz doğru. Bu bağımlılıklarımızla böyle meşgulken bağlarımızı ne hale getirmişiz? Heh. Asıl hikaye orada. Ha. Bu pandemide biz bağlarımızı keşfettik. Mesela? Mesela alt komşunun ekmeği bittiğinde evde yaptığım yamuk yumuk ekmeği bu adama götürmemin bir sorumluluk olduğunu gördüm. Komşu bağ. Ya da patlıcanın sapını böyle bayağı büyük çöpe atarken bir dakika ya yarın o parça benim için çok kıymetli. Onu gördük. Onu gördük. Pancarın saplarından yemek yapan insanlar oldu. Onu gördük. Ya biz hiç teşekkür etmemişiz kuaförümüze, berberimize. Adam çok değerli adammış, hanımefendi çok önemli bir insanmış, onu fark ettik. Çoluk çocuğumuza vakit ayırmamız gerektiğini fark ettik. Zamanın aslında bu kadar hızlı akmadığını fark ettik. Yani gerçek zaman dediğimiz zaman aslında o kadar da hızlı akmıyormuş. Sonuç, biz gereksiz dolduruyormuşuz. Biz gereksiz dolduruyormuşuz. Onu fark ettik. Sonrasında dünyayı da çevreyi de ne kadar çok kirlettiği gördük. Dünyanın gerçekten beşten de büyük olduğunu gördük. Evet. Ve bütün insanların zengin, fakir, güzel, çirkin, genç, ihtiyar ölme riskinin olduğunu gördük. Ve bunu bir gramdan az bir virüsle gördük. Bir gramdan daha az bir virüsle gördük. Orada hayatımıza bir cümle girdi. Şimdi ben iletişim açısından o cümleye itirazım var. Bunu da sık sık böyle bulunduğum yerlerde söylüyorum. Bir kelimeyle tanıştık. Ben 11 Mart'tan sonra işte 17-18 Mart'ta hepimiz eve girdik. Oturduk. Bir cümle İngilizce tercümesiyle hayatımıza girdi. Sosyal mesafe. Allah Allah, doğru, sosyal mesafe İngilizce tercümesiyle doğru bir cümle. Biliyorsunuz geçmişte biz böyle kötü tercümeleri yapmıştık. Mesela televizyonun yeni olduğu, tek kanallı olduğu dönemlerde böyle kötü dublajlar vardı. İşte korkarım CR seninle görüşemeyeceğim falan. Şimdi korkarım, niye korkuyorsun? Niye yani korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Aslında oradaki tercüme hatası şu. İşte özür dilerim, yani üzgünüm seninle görüşemeyeceğim, ama birebir tercüme yapılırken korkarım CR seninle görüşemeyeceğim dedi. Biz o korkmayı da hayatımızın bir tarafında yerleştirdik. Şimdi sosyal mesafede de aslında İngilizceden birebir tercüme edilmiş olan düşünce doğru bir cümle değil bana göre, kullanım şeklindeki niyet iyi olsa bile. Sosyal mesafede ırkçılık var. Sosyal mesafede kültürel mesafe var. Etimolojisinde sıkıntılı. Sıkıntı var. Evet. Sosyal mesafede... Hiç düşünmemiştim buradan. Vallahi çok doğru.
Çok hiç düşünmemiştim. Ekilen şey çok enteresan. Yani biz şimdi sizinle sosyal mesafe bizim yapmıyoruz. Bizim fiziksel ki. Mesafemiz var değil mi hocam? Bravo, fiziksel mesafe. Aa doğru, bizim fiziksel mesafemiz var. Sosyal niye biz mesafemiz olsun ki? Biz de sizin bir derdiniz olsa ben gelirse yardım harikasınız ederim. Harikasınız Şaban hocam. Sosyal yakınlık, fiziksel mesafe. Şunu şu, bu bilmiyorum ama hani devlet büyükleri ne der onlara ama da bu konuda. Böyle bulunduğum yerlerde anlatıyorum yani sürekli. Yani bence gerçekten fiziksel mesafe daha doğru geliyor doğrusu bana. Sosyal bu. Mesafenin içinde bir korku var, kaygı var. Şimdi sosyal olarak yani düşünün bir tane işte ne yapıyor sokakta işte çöple hayatını geçindiren bir kardeşimizi çok görüyoruz. Doğru ya. O adam yanınızda oturduğunuzda mesafe koyuyorsanız bu sosyal mesafedir. İşte beyaz ırkçılık Amerika'daki gibi, ırkçılık gibi. Burada bir şey oluyorsa bu sosyal. Çünkü bunun yani böyle çok masum şunu bilmek lazım. Söz siz. Bu işin uzmanı olarak yıllardır bu işten hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Söz düşünceyi belirliyor. Hmm. Düşünce davranışı belirliyor. Hmm. Davranış insanların toplumsal ilişkilerini belirliyor. Toplumsal ilişkiler aslında kaderlerimizi çok dikkat belirliyor. Etmek gerekiyor. Bakın kelime bir kelime hayatınızı değiştiriyor. Yani biz hep içten dışa bekliyoruz ama bazen dıştan içe de büyük etkiler oluyor. Tabii. Yani biz hep bu algıda işte niyetin iyi olursa iyi olursun. Hayır, senin iyi niyetin için davranıştan da gelebilir o. Orayı İyi davranırız. Evet. Bu sosyal mesafe meselesi çok kıymetli. Sosyal yakınlık. Yakın. Biz birbirimize yakın olmayı öğrenmek zorundayız. Yani sosyal yakın temas etmeyebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Gönülden şöyle yapabiliriz. Neyse yani ama ben sizin bir derdiniz olduğunda yanınızdayım. Hiçbir ırkın, hiçbir ırktan üstünlüğü yoktur. Hiç kimsenin kültürel olarak harikasınız. Birbirinden üstünlüğü yoktur. Biz asla kimseye asla. Sosyal mesafede bulunmuyoruz. Harikasın. Biz fiziksel mesafeyi sağlık için kurguluyoruz. Hepimiz de birbirimize bu dönemde anladık ki ırk, din, dil olmadan emanetiz. Aynen. Emanete de ihanet etmememiz lazımmış. Şimdi bütün ihanetleri de siz de öyle bir kapı açtınız ki hocam şimdi oradan girmemek imkansız bu sosyal mesafeyle. Bizim insani görevimiz. Kesinlikle. Emaneti ihanet etmemek. Harikasınız hocam. Peki pandemi döneminde ilişkiler ve iletişim böyle etkilendi ama bu sosyal mesafe işinden buradaki iletişimde kendi adıma ben çok şey gördüm. Neleri yapmamamız gerektiğini de gördük. Biz belki de sizle program yapacağımızı duyunca ekipçe konuştuk. Biz belki de duygularımızı öperek dokunarak saklıyormuşuz. Şimdi evet. Daha uzaktan sorguladık ve ona daha bilinçle geldik. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz aslında alışkanlıklarımızı da sorguladık. Hmm. Sorguluyoruz. Hmm. Burada bize çok yakın olmayan, şimdi kültürel koddur. Yani biz sonuç itibariyle Doğu toplumuyuz, işte Akdeniz toplumuyuz. Hmm. Biz birbirimize dokunarak duygularımızı ifade ederiz. Biz sarılırız. Efendim namazdan sonra tokalaşırız. Ne bileyim bir şey yaptığımızda ağlarken sarılırız, sevinirken sarılırız. Böyle geliyoruz. Ama şunu fark ettik. Ya bu olmadan da gönülden gönüle bir yol varmış. O yolu da insan kendisi bunu hissettirebilirmiş. Göz temasını doğru kurguladığınızda, ses tonunuzu doğru kurguladığınızda, insana çok değer doğru. Verdiğinizde, insanla sosyal mesafe oluşturmadan, fiziksel mesafenizi muhafaza ettiğinizde, hı-hı, gönülden gönüle bir yolu bulunabileceğini biz görmüş olduk. Çok güzel. Sevmenin korumak olduğunu da görmüş Sevmenin olduk. Sevmenin korumak olduğunu da gördük. Ve insanların, ya çok enteresan bir şey var. Şimdi bu küresel ekonomik sistem bize birçok şeyi dayatıyor aslında, dayatmış. Bunu da bu gördük. Pandemi sürecinde gördük. Yani neyi dayatıyor? Diyor ki bir kere mükemmel olacaksın. Ya mükemmel yok. Şimdi Allah aşkına mükemmel miyiz hepimiz? Hiçbirimiz değiliz. Hocam ben ağaç yaprağından örnek veriyorum meseleyi. Bakın hiçbir yaprak aynı değil. Aynı ama değil. Bütün de ağaç mükemmel. Bütün de ağaç mükemmel. Bütün de ağaç aynen. Mükemmel. Mükemmellik sendromu elbette, diye bir şey var. Yani elbette. Hepimize mükemmelliği dayatıyorlar. Mükemmellik ne? Mükemmellik yok ki. Yani o zaman ya ben şimdi kendime bakıyorum. Ya bir sürü sizle 10 program yapmak lazım. Şimdi bu mükemmellik ne? Bunu konuşmak lazım. Peki yani, şey kusurlarımız. Hiç kimse kusurlarıyla barışık değil. Yani. Ya kusurlarımızla barışık olmak durumundayız. Kusursuz insan yok. Korkularımız var. Olacak. Olacak. Burada bir şeyi gördük o iletişimle ilgili olan tarafta da. Biz aslında bir şeyleri dönüştürebileceğimizin de farkına vardık. Şimdi dönüşüm. Hmm. Yani nasıl bir dönüşüm? Özellikle yeni normalde gördüğümüz şeyi söylüyorum. Nasıl bir dönüşüm? Şimdi insan nasıl dönüşür?
hayatında bir şeyleri değiştirmek. Ya travmalarla, ya büyük mutluluklarla, değil mi? Ya da korkularla. Korkularla değil mi? Evet. Ya da oturur, biz bunu çok yapamıyoruz doğu toplumları. Yumurta biliyorsunuz içten kırılırsa hayatla buluşuyor. Dıştan kırılırsa ölümle görüşüyor. Şimdi dışarıdan kırılır. Bir dakika istiyorum. Yumurta, İbn Haldun öyle diyor. İçten kırılırsa civciv hayatla buluşuyor. Dıştan kırılırsa o zaman ölümle buluşuyor. Civciv ölüyor. Süper. Şimdi civcivin ya da yumurtanın hayatla buluşabilmesi için içten kırılması gerekiyor. Doğman lazım. Hocam. Yani yeniden doğuşlara. Yeniden doğuşlara. Çok güzel bir konu. Ben böyle uzun uzun konuşmak istiyorum. Bir grafiğimiz var. Hemen onu alalım. Onun üzerine de konuşalım. Bence harika bir metafordu bu. Aldım ben cebime kalbime. Teşekkür ediyorum hocam. Hemen bir grafiğimiz daha var. İnsanın kendini dönüştürmesi için, yani bu doğum için gerekenler neler? Şimdi bir kere işten kırılmaya inanmak lazım. Hayatı iyi bilmek lazım. Yani bu dünyada zamanı iyi değerlendirmek lazım. Bir şeye inanmak lazım. Diyeceksin ki artık vücut, Nietzsche'nin öyle bir sözü vardır. Yılanlar deri değiştirmedikleri zaman ölür der. Deri Allah ne güzel bize örnek gösteriyor. Doğun diye örnek gösteriyor. Tabii, ya. İnanmak lazım. Neye inanmak lazım? Evet. Diyeceksin ki kardeşim ben kendimi değiştireceğim. Değişimlerle dönüşümü sağ. Sigarayı bırakacağım. Ben bundan sonra spor yapacağım. Ben bundan sonra ya ölüm her an olabilir. Hastalıkla olur, kazayla olur. Onu kontrol olur. Edemezsin yani, ki. Onun sahibi düşünsün. Yani oradaki durum o. Mülkiyetçi olmamak lazım. Aynen oraya takılmamak lazım. Yani ben canın sahibi değilim ki ne bileyim. Yani zaten emanet. Emanete göre de bu kadar çok daralmaya ve daraltmaya gerek elbette yok. O zaman inanacağız. Diyeceğiz ki ben değişebilirim. Şimdi dönüşüm değişimlerin toplamıdır. Güzel. Bunu da dönüşüm değişimlerin toplamıdır. Evet, harika. Ondan sonra niyet edeceğiz. Diyeceğiz ki şunu değiştirerek dönüştüreceğim. Buradan başka bir yere geçeceğim. Niyet edeceksiniz. Çok önemli bir kartal hikayesi anlatılır. Anlatayım. Anlatın. Sonra da emek, bilgi, İstikrar sevgili editörümden rica ederim. Kalsın ekranda bu güzel hikayeyi şimdi, dinleyelim. Şimdi emek meselesi niyet ediyor. Şimdi kartalların büyük bir bölümü 40 yıl yaşıyor. Evet. Ancak bir kısmı değişime ve dönüşüme inanıyor. Diyor ki ben niyet ediyorum ve değişeceğim diyor. Niye 40 yıl yaşıyor? Gagası eğriliyor göğsüne kadar avını tutamıyor. Ya. Ayakların tırnakları fiziksel uzuyor. Fiziksel. Kanatlar ağırlaşıyor. Ama niyet edince diyor ki ben bunu yapacağım. Nereye ne yapacağım? Ben diyor daha uzun yaşayabilirim. Buna niyet ettiğinde kendisini bir dağın başına alıyor. Çok önemli bir hikayedir bu. Ve gagasını vurarak kırmaya başlıyor. Burada iki şeye ihtiyacı var. Zamana ve sabra ihtiyacı var. Burada bir de emek var. Niyet ediyor, değiştireceğim diyor. Gagasını vuruyor. Gagası kırılıyor. Açlık var, sıkıntı var, eziyet var. Hayat böyle. Bu arada yeni gagasının çıkmasını bekliyor. Yeni gaga çıktıktan sonra tırnaklarını yoluyor. Tırnaklarını yolduktan sonra tüylerini yoluyor. Kalınlaşmış tüylerini yoluyor. Süreç 6 ay sürüyor. Açlık, sıkıntı, eziyet ama inanmış, niyet etmiş. Yaş ne oluyor? 80 yıl yaşıyor. İşte. 40 yıl daha yaşıyor. İşte. Yani ya 40'ında kanatlar ağır gelecek gideceksin. Ya da diyeceksin ki tamam eziyeti var, sıkıntısı var, hocam, dönüşümü var. Hocam bunun hikayesi Zümrüt'ü anka kuşu var. Zümrüt, küllerinden kendini oluşturan. Yani Allah bize doğayla bunu bilimsel olarak koyuyor, tabii, gösteriyor. Yani neye hangi inanca olursanız olun işleyişi takip etmede büyük şifreler var değil mi hocam? Bu döngüde bilgi vardı orada. Başka şimdi, ne vardı insanın? Emek var. Emek. Orada bir emek var. Ama bilgi de önemli. Şimdi bilmeden bazı şeyleri yapamazsınız. Bunu güdüsel mi yapıyor mesela kartal? Kartal bunu güdüsel yapıyor. Ama şey var mesela büyük bir çoğunluğu. Yani ben böyle belgesellerde gördüğüm şeyi söylüyorum. Yani %50'si 60'ı 40 yıl sonra gidiyor. Ancak niyetlendi gitti. Bunlar hep izlenmiş gözlenmiş. Allah kırdı Allah devam ya. Etti. Bir emek verdi. Orada iki şey var. İnsan, bilgi de var bence. Onu gören bence genç var. Evet onu gören genç var. Oradan devam eden var. Eden değil mi kabul? Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili bir şey söylerdi. Benim rahmetli Selahattin Şimşek diye bir büyüğüm vardı. Adapazarı'da çok güzel özdeyişler yazardı. Derdi ki deha imkansızda mümkünü görebilmek demektir. Bir dakika. Deha
Deha, bunları yazalım, lütfen yazalım. Bunları koyalım, bir böyle başkalarının hayatını yaşayacağımıza bunları yaşayalım. Şöyle tekrar edelim. Sonra fayda için başkalarının hayatını yaşayalım. Deha imkansızda mümkünü görebilmek demektir. Deha, lütfen yazar mısınız? Deha imkansızla mümkünü görebilmek demektir. Evet. Ve Fatih Sultan Mehmet Han eğer gemilerin karadan da yüzdürülebileceğini hayal etmeseydi sıradan bir Mehmet olarak kalacaktı. Ama onu hayal etti. Fatih oldu. Fatih oldu. Sadece hayal de yetmiyor. Ne yaptı? İşte 4-5 tane dil öğrendi. İstikrar. Burada bilgi önemli. Gitti Macarlara getirdi, top döktürdü. O matematiksel hesaplar yaptı. O bu hesapları birleştirdi. Bilgiyle beraber İstanbul'u fethetti. Ve inandı. Ve inandı. Şimdi bilgi olmadan da bazı şeyleri dönüştürebilmek mümkün olmuyor. Yani bir şeyi bildiğiniz zaman devam ediyorsunuz. Yani bunun için de bir emek, emekle beraber bilgi de gerekiyor. Hak ediş başlıyor orada değil mi hak hocam? Hak ediş başlıyor. Bilgiyle donanmak gerekiyor. Çok güzeldi. Bilgiye de ulaşmak gerekiyor. Ve bilgiden sonra bizim Türk toplumunun temel sorunlarından bir tanesi, kendimden de bazen bu örneği veriyorum, bizde istikrar olmuyor. Canım niyet iyi. Diyoruz ki efendim kilo vereceğiz. Yani örnek bir şey, sigarayı bırakacağız. Böyle kötü alışkanlıklarımızdan kurtulacağız. Bu arada bir şey söyleyeyim. Alışkanlıklardan kurtulmak için 21 gün kuralı çok kıymetli bir şey. Aslında bizim kadim kültürümüzde 40 gün denir ama 21 günde birçok şeyi değiştirir. Onun bir matematiği var mı hocam? Matematiği var. Yani zihin konudan buna göre. Konudan konuya geçiyoruz ama çünkü insanın kendisiyle iletişimi nasıl etkilenir sorun bu. Ama bu da çok kıymetli bir şey. Şimdi şey var. Beyin kolay olanı tercih ediyor. Yani beynin, aslında beyin demeyelim ona, zihin diyelim. Evet. Zihin kısa yol oluşturuyor. Kendine kolay olanı söylüyor. Kolay olanı değiştirmek için de gayret etmiyor. Edemiyor, ettirmiyor. O da istikrarı engelliyor. Zorluyor. Zorluyor. Yani şimdi siz çok niyet ediyorsunuz. Çok güzel. Emek de var. Değiştireceğim diyorsunuz. Sigarayı bırakacağım. 21 gün kuralı koydunuz. İşte belki o zihne giden işaret, ödül ve o zihinle ilgili sürecin önünü tıkıyorsunuz. Ama kısa yol oluşturduğu için, istikrar olmadığı için bir gün yapıyorsunuz, iki gün yapmıyorsunuz, üçüncü gün vazgeçiyorsunuz. O zaman dönüşüm olmuyor. Hmm. Dönüşümü sağlayabilmek için bunun devamlılığını ve istikrarı da. Orada da 21 gün sınırı çıkmış ben, bilim adamları. Bunu dünyanın büyük önemli bilim adamları bunu söylüyor. 21 gün kuralı çok önemli. Siz deneyimlediniz mi ben hayatınızı? Ben deneyimledim birçok şey, yani kilo vermeyle ilgili. Ben şekerle ilgili deneyimledim de o yüzden. Tam 22. gün artık benim şekerle ilişkim bitmişti. Bütün nöron bağlarımı kesinlikle yok ettim. Ve şimdi artık şekere şeker olarak bakabiliyorum. Şimdi mesela beyin niye şeker istiyor? Orada bir sinyal gönderiyor. Yani bir işaret gönderiyor. İşaretten sonra bir uygulama başlıyor. O uygulamadan sonra alacağınız sonuç, yani işte çikolata yedim, şekeri yedim, şöyle keyif alacağım diyorsunuz. Şimdi burada işareti kesip ödülün yolunu değiştirirseniz mesele değişiyor. Gelen sanrıları da bir dövüşüm ve doğum sancısı olarak algılarsanız. Aynen, tabii. Çünkü biz annemizden dünyaya gelirken de annemiz zorlandı belki ama sonuçta bizler olduk. İşten kırıldı. Onu bir doğum sancısı olarak görürseniz iyiye giden yolda, hatta keyif bile alıyorsunuz. Tıpkı ben hep şeye örnek veririm. Kas yapan vücutçular o ağrıyı aynen severler. Çünkü aslında o ağrı onları büyütür, kasını büyütür. Hayatta çok güzel metaforlar var. Şu kendisiyle iletişimimizi nasıl etkiledi bölümünü, bu dönüşümlerle mi anlatı pandemi? Böyle mi? Bu dönüşümlere mi ihtiyaç duyduk ya da ne oldu? Bence yani o uzun süre insan kendi iç dünyasına dönmeye başladı. Dünyanın en uzun yolculuğu insanın kendi içine yaptığı yolculuk. Bitmiyor. Değil mi? Yani o başka bir şey, asla bitmiyor ve insan tamamlanmak üzere. Ya da bitmeli mi? Bence bitmemeli. Değil mi? Bitmemeli son ana kadar. Değil mi? Son ana kadar devam etmeli. Çünkü insan tamamlanmak üzere dünyaya gönderilmiştir. İnsan tamamlanmak üzere dünyaya gönderilmiştir. Değişim insanın fıtratında var olan bir şeydir. Değişimleri birleştirerek dönüşmek her zaman vardır. İnsan her yaşta bir şey öğrenir ve son anda da, öldüğü anda da ölümü öğrenecek. Böyle bir şey yani. Hocam sizle olup da yani konunun dışına çıkmamak imkansız. Nasıl? Çünkü devamlı feyiz veriyorsunuz. Ben nereye geliyorum bu arada Şaban Hocam biliyor musunuz? Gençlik o yüzden sevilmiyor mu?
Devamlı değişim ve dönüşümle, hormonal. O yüzden insanlar hep gençliklerini özlemiyorlar mı? Aslında oradaki değişimin heyecanını mı özlüyoruz? Daha gayretli bir durum oluyor. Evet. Daha enerjik evet. oluyor. Ama genç kalmak zihinle ilgili bir şey. Elbette, elbette. Ama biz hep gençliğimizi... Oraya referans yani gösteriyoruz. Yani ilkokul, lise. Hep bir heyecan, hep bir dönüşüm, gençlik. Hayat kurmak. Referansı oraya hep koyuyoruz. Oraya kuruyoruz. Onun üzerine birleştiriyoruz. Süper. Ve onun üzerine birleştirdiğimizden dolayı da şey oluyor. Tabii şey vardı. Ayhan Songar rahmetli çok enteresan bir şey söylerdi. Bunu da söyleyeyim, çok komiktir. Böyle bazen bir arkadaşım der ki ya seni çok iyi gördüm falan. Diyorum ki bak bir şey söyleyeyim. Rahmetli Songar Hoca diyordu ki insanların dönemleri vardır. Bir gençlik dönemi, iki orta yaş dönemi, üç yaş almış anladım, dönemi. Elbette. Yaşlanma değil de yaş almış. Evet. Dördüncüsü seni iyi gördüm dönemi. Eğer birisi seni çok iyi gördüm diyor, sonra da diyeceksin ki ya burada bir numara var. Bu adam yani aklından diyor ki normalde ya aslında hayatta olmaman gerekiyordu ama. İyi değildi ama seni iyi gördüm. Allah rahmet eylesin. Aa, güzelmiş, güzelmiş. Aslında söylediklerimizin bilinçaltı mutlaka bir yatağı var. Tabi bunda bir kötü niyet aramamak, otomatik düşünce de geliyor. Tabii, tabii, geçmişten gelen. Hani ben hep şeyin onu söylerim. Hiç yalan söylemedim diyene çok gülerim. Çünkü size sorarlar iyi misin? İyiyim. Ya belki iyi değilsin ama hep benim. İyiyim deriz. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Mesela daha dürüst bir tavır gelir bana. İyi olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince iyi değilsen eğer. İyiysen iyiyim diyeceksin tabii ki. Peki. Bu dönem tabii değişik formlara döndü iletişimler. Dediğiniz gibi işte balkonlara çıktılar, biraz önce gösterdi sevgili yönetmenim. İtalya'da insanlar balkonlara şarkılar çıktı, biz de çıktı. İşte 23 Nisan'ı kutladık, 23 Nisan'ı 19 Mayıs'ı kutladık, 19 Mayıs muhteşem oldu. Teleferikler kuruldu. Birbirine eşyalar gönderildi. Balkon aralarında bakın şimdi görüyoruz, konuşmalar oldu. Muhteşem oldu o balkon araları. İşte orada bakın sosyal mesafe yok orada. Orada fiziksel, fiziksel mesafe var. Sosyal mesafesi olan adam niye göndersin işte yaptığı yemeği balkonda? Tenis oynuyorlar yani. Hocam bakar mısınız ya? Bence muhteşem. Yani çok umut verici. İşte insan böyle bir şey. Evet. İnsan yaşamak istiyor. Evet. İnsan yanındakine faydalı olmak istiyor. İnsan bağ kurmak istiyor. Hı hı. İnsan dünyada bir şey bırakmak istiyor. Yazarken de bir şey bırakıyor. Sinemada da bir şey bırakıyor. İşte programlarıyla bir şey bırakıyor. İşte bir şey çocuklarıyla bir şey bırakıyor. İnsan burada bir şey bırakmak zaten istiyor. Zaten bir şey bırakamamak insanı bitiriyor ve üzülüyor ve depresif ediyor değil mi? Yani hani bir şey bırakamadığı zaman kayboluyor. Hmm. Ondan dolayı insanın bir şey bırakma gayreti. Ya da çok tutuyorsa bir şeyi, mesela işte bu evlatlarımız, yaşamımızdaki insanları çok tutuyorsak onları bırakamamak da bizi geliştirmiyor. Yani hayatta şeyi de gördük burada. Ben çok enteresan bir şey. Bu Z kuşağını anlamakta zorlanıyorduk biz. Yani Y kuşağı, Z kuşağı bunlar bir gün böyle uzun uzun konuşabileceğimiz konular ama. Hı-hı. Mesela 20'li yaşlardaki insanların teknolojiyle olan ilişkilerine acayip hürmetim arttı. Ya ben... Öğretmenlerimiz varmış bizim yanımızda ya. Var. 7 yaşında, 8 yaşında, 20 benim yaşında. Benim kız 11 yaşında, öğretmenim tabii, yanımdaymış. Ben dışarıda arıyormuşum. Ben bütün konferansları online aldım ve öyle bir şey ya bilmiyorum ki yani ben sokakta çevirmeli telefonla gelen adamım yani oradan yoğurduğum bir dünya var ya şuraya kuracaksın diyor şuraya ışık koyacaksın arkada bu olabilir bak oradan soru geliyor soruya şuradan cevap vereceksin öğrettiler bize ver, büyük adamlar büyük adamlar vallahi tabii. Önlerinde eğildik bu dönemin bence en önemli iletişim noktalarından bir tanesi de bunları keşfetmemiz aslında ters köşe yaptı burada köşe pandemi yaptı bize yani bize dedi ki büyükler tecrübe satıyor, küçükler öğretiyor aslında. Tam ters mentörlük yaptırdılar bize, adamlar tabii, bize tabii, akıl verir tabii. Hale geldi. Onlar da önemli adamlarmış, onu da gördük. 20 yaş öncesinde teşekkürlerimizi sunalım. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet. Peki biz iletişimde neden mazeretler sunarız? Hani mazeret yok, çıkış var deriz de. Burada mazeretin güdüsü nedir? İnsan neden mazeret kurar? Şimdi insan neden mazeret kuruyor? Az önce söylediğim gibi... Burada alışkanlıklar var. Hmm. Yani bir kere bir alışkanlık. Sabah geç kalma alışkanlığı, geç kalkmak alışkanlığı. Aslında 21 günde değiştirebilecek bunu. Hmm. Değil mi? Kendi iç dünyasındaki iletişimini kastediyorum. Ama dedik ya zihin kısa yol oluşturma ve kolaya kaçmaya eğilimli. Hmm. Diyor ki ya şimdi kalktığımda... Çok adapte de olamayacağım. O arada zaten yazacağım 2 saatte yaparım diyor. Kendince bir mazeret üretiyor. Hmm. O alışkanlığa dokunmuyor. Zihin kaçıyor. Evet. Şeyde iletişim kurarken aslında korkuları var. Ya korkuyor adam. Yani iletişim kurmaya korkuyor, dokunmaya korkuyor. Niye? Kusuru ortaya çıkmasın diye.
Şimdi kusuru ortaya çıkmasın diye takıntısı var. Yani hiçbir şey mükemmel değil ki. Hiçbir şey. Peki nasıl kurtulacağız bu mazeretlerimizden? Burada bir kere yani kendi içimizde barışık olacağız. Mazeretlerimizin kusurlarımızla kendimizi kabul edeceğiz. Hı-hı. Alışkanlıklarımızın değişmesi gerekenlerini değiştireceğiz. Olumlu olanlar kalabilir, yerine olumlu alışkanlıklar da ikmal edebileceğiz. Hı-hı. Yani boşluğu olumlularla dolduracağız. Evet, boşluğu olumlularla oradan dolduracağız. Çıkandan. Tabii yani yeni bir şey koyacağız. O yeni, hı-hı, alışkanlığı koyacağız. Hı-hı. Korkularımızdan kurtulacağız. Erteleme huyumuzdan kurtulacağız. Şimdi ertelemek de bir mazeret. Hı-hı. Değil mi? Yani ne diyorsunuz? Çok biraz güzel. Sonra okurum diyorsunuz. Hazreti Ali diyor ki mazeret insanın kendisine söylediği en büyük yalandır. Ve Kur'an diyor ki insan en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Bundan, hmm, daha mükemmeli yok. Cenab-ı Hak öyle diyor. Hmm. Peki madem ki mükemmelim, madem ki mazeret en büyük yalan, neden bu kadar çok mazeretlere sığınıyorum? Neden insanlara, yanındaki insanlara, kendime, iletişimde, hayatın her noktasında, liderlikte mazeretlerin içerisine götürüyorum? Harikasınız. Ben bunu şu an siz söyleyince aklıma geldi. Ne biliyor musunuz? Suç atma psikolojimiz. Suç atma. Suç atıyoruz. Şöyle biz yapıyoruz. Ya bir parmağımızla karşı tarafı gösterirken ya üç parmağın beni gösterdiğini kabul etmiyor. Aslında seni gösteriyor. Korkunu gösteriyor. Suç endişeni atıyoruz. Gösteriyor. Suç atıyor. Suç atıyor. Başka bir şey. Bir tane. Hani neyse ne demek zorumuza gidiyor. Halbuki o bir geldiyse senin başka bir açından geldi değil ben mi? Ben böyle bir dönem danışmanlık yerine yapıyor. Çok, hı, önemli bir şey bu. Güzel bir şey hatırlattınız. Ben biz hayatımızda eğitim, danışmanlık ve kurumsal değişimlerle çalıştık büyük şirketlerde. Bir tane çok önemli bir şirketin sahibi, yönetim kurulu üyesi, CEO'su böyle dedi ki ya bir şirket analizi yapabilir misiniz? Danışmanım ben de analiz yapıyorum falan. Millet dedi beni anlamıyor falan dedi. Ben aslında her şeyim de çok iyi dedi falan. Bir gün dedim ki bak ben sana bir şey, ben dedi çok merhametli bir adamım dedi. Ben tabii bu analizi yaparken dedim ki işte Ahmet Bey merhamet acımak değil acıtmamaktır dedi. Bravo. Dedi ki bir dakika dur. Bir dakika dur. Nasıl dedi? Dedim konuşurken sen merhametli bir adamsın ama acıtıyorsun. Dokunurken acıtıyorsun. Şefkatin yok. Şefkatin yok. Ya dam diye söylüyorsun. Şimdi bu söylemeden söylemeye fark elbette, var. Elbette. İfade etmeden ifade elbette etmeye fark var. Şimdi dedi ki ha demek ki benim de iletişimde bir sorunum var. Ben dedi merhametli olduğumu düşünürken aslında farkında olmadan insanları acıtıyormuşum. Şimdi o acıtmayı İşte fark peki bizim coğrafyamızın kendisi, kendine aile iletişim yöntemlerinden biri bu mu? Yani biz mesela hani burada şey yapmak istemiyorum. Bizim coğrafyamız şöyledir, bizim ülkemiz böyledir falan değil. Ama her ülkenin iklimsel, iklimin onun, coğrafyanın, kültürün getirdiği yapısal özellikleri var. Bizim coğrafyamızın iletişim mazeretleri neler? Şimdi bizim coğrafyamızın iletişim mazeretleri biz yani aslında yanlış bir kadercilik üzerine kurguluyoruz birçok şeyi. Yani mesela açalım. İşte diyoruz ki ya işte ne yaparsan yap işte olan takdirdir falan diyor. Şimdi olan takdirdir değil de senin bir gayretin yoksa takdir çabana nasıl bağlı olacak? Yani çaba tabii yok. İki ya ayıp kavramı. Mesela ayıp çok enteresan bir İletişimde. Kavramdır. İletişimde. Ya ayıp kavramı. El alem ne der sendromu. Mesela çok önemli bir şeydir. Şimdi bizim bu coğrafyanın bir şeyi var, özelliği. Ben bunu kendi hayatımda da gördüm. İnsanlar 0-25'e kadar öyle bir toplumsal baskı var ki hayatımızın her tarafında desinler diye çalışıyoruz. Ne desinler? Desinler ki Şaban iyi okul okudu, İngilizceyi öğrendi, Şaban çok başarılı, Şaban iyi bir insanla evlendi, Şaban işte falanca yerde program yapıyor. 25'e kadar hep desinler. Prototipi oluşturmaya tabii çalışıyor. 25 ile 50 arası bu toplumun yani o iletişim kodlarında bu coğrafyanın ne derler? Ha bunu tabii olumlayan arkadaşlarımız da olabilir, akademisyenler de olabilir. Yani ya olumla ne derler? Ya şimdi ben gitsem işte ceketin altına şunu giysem ne derler? Ben ya elinde kazandığım parayı kaybetsem ne derler? Çıkıp bir yerde birine bir laf etsem orada ne derler? Hayatımızın büyük bir bölümü de o ne derler üzerine geçiyor. Hmm. El alem ne der? El alem için yaşamak. El alem için yaşamak, başkaları için yaşamak, başkalarının gönlünü almak ama asıl hikaye korkular üzerine kurulu. Hmm. O korkular ve kötü alışkanlıklar. Şimdi çocuğa diyorsun ki konuşma.
Biz öyle yetiştik. Ben öyle şeylerden anlamam amca. Ondan sonra diyorsun ki konuş. Ya bu evde konuşma diyorsun. Burada konuş diyorsun. Yani maalesef. Bu nasıl bir dengedir yani kendi içerisinde. Ondan dolayı bu kültürel anlamda yani bu coğrafyanın, bu toprakların kendi kültüründen oluşan alışkanlıklar var. O alışkanlıklarda toplumsal baskılar var. O toplumsal baskılarla beraber zaten zihin kısa yol oluşturmak istiyor. Ondan dolayı biz çok fazla mazeretlere sığınan bir coğrafyada yaşıyoruz. Oysa her şeyi anneye babaya, coğrafyaya, doğumsal duruma bağlıyoruz. Halbuki geçen gün bir yazı okudum Şaban Hocam. Diyor ki çocuklarınıza sunduğunuz konfor alanları onların hayatta başarısız olmaları için yol önlerinde bir settir diyor. Ben tabii her anne baba nasıl yani der. Yani ben çocuğuma o alanı sunmayacaksam değil mi? Yemesi, içmesi, etmesi, okuması hepimiz onlar için. Ama aslında buradaki konfor alanını biz burada değerlendiriyoruz. Konfor alanı bence birey olmasını sağlamakta. Aynen öyle. Ve aslında belki o konfor alanı dediğimiz yerden çıktığımızda güzel mazeretsiz. Evet, mazeretsiz güzel bir şeydi. O tam yerini buldu bence. O konfor alanından çıkmaya niyet ettiğiniz zaman birçok şeyi hallediyorsunuz. Mazereti hallediyorsunuz. Ve bizim aslında yüzleşme başlıyor sorumlulukla. Aynen. Alışkanlıklarımız bizim ebeveynlerimiz gibi duruyor. Annemiz babamız gibi duruyor. O alışkanlıklarımızdan kurtulamıyoruz. Biz onların çocuklarıyız. Yani ebeveynlerimizin göbek bağı oluşuyor. Göbek bağından kurtulamıyoruz. Kurtulamadığımız için de alışkanlıklarımızı değiştiremiyoruz. Yani bunu toplumsal dönüşümle ilgili derdi olan insanların buna kafa yorması gerekiyor. Ama bunu tabii ki lütfen yanlış anlamayın sevgili seyirciler. Biz sevmekten, sevgisizlikten, göbek bağı ya anne babadan ayrılış anlamında değil. Hayır onu kastetmiyorum. Hayır tam tersi. Burada mayalanmak gibi anlatabilir miyiz? Ya alışkanlıkla alakalı. Yoğurdun iyi tutması gibi. Yani sözlüğe kaldırılmış bir toplumun bireyim ben. Yani o sözlü kültüründen dolayı. Yani ben tabii çok konuşuyorum ama bu ülkede birçok insan topluluk önünde konuşmaktan korkuyor. Yani neden? Sözlü kültüründen. Tabii. İki evde konuşma diyorsun. Üç farklı bir şey söyleyecek icat çıkartmadan gelmişsin. Yani hayatının büyük bir bölümü evde. Utancın üzerine kurulan utancın bir ilişki. Utancın üzerine kurulmuş. Ayıp ya falan. Sözlü dedim. Ben hatırlıyorum böyle kalkardım kıpkırıya çünkü hata yaparsam öğrenmek için hata yapmak var. Hata yaparsam refüze olmak var. Refüze olmak var. İşte o korkularımızla anlatamadı. Ya anlatamayabilirsin. Bitti. Anlatamayabilirsin. Söyleyemeyebilirsin. İşte burada kabul çok kıymetli değil mi insan? Ben çok futbol oynamayı bilmezdim mesela. İletişimde biraz da kabulü anlatır mısınız? Bunu sizden duymak şimdi isterim. Şimdi iletişimde kabul şu. Yani bir kere birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz. Birbirimizi değiştirmeye çalışmayacağız. Birincisi o. İkincisi yani zorla değiştirme olmaz. Dedik ya yumurta içten kırılacak. Sen dıştan kırarsan ne olur? Ya da sen dönüştün diye onu da dönüştürmeye zorlamak. Aynen. O zamanı hazır mı? Bence değil. Kesinlikle acıtmayacaksın. Şefkat. Acıtmayacaksın. Söylerken dil yarası diye bir şey vardır. Başka toplumda yoktu. Dil yarası başka bir şeydir. Yani o kılıç yarasına benzemez. Dille insanı başka bir boyuta çekebilirsiniz. Ondan dolayı acıtmayacaksın. Negatif düşünmemize negatif düşünce, sebep olan kalıplar olabilir. Tabii onlardan çıkacaksın. Mesela negatif düşünce kalıpları nereden oluşuyor? Nereden? Anneden oluşuyor, babadan oluşuyor, okuldan oluşuyor. Ya o kadar enteresan. Siyah kedi diye bir şey vardı mesela. Değil mi? Kara kedi önünüzden geçerse uğursuzluk. Şimdi bu nereden geliyor? Merdiven altından geçersen köprünün altından geçersen bilmem ne olur falan. Şimdi bunlar hep negatif düşünce. Nedir peki bu kalıplardan kurtulmak? Üzerine mi gitmek? Bence üstüne gitmek gerekiyor. Geçeceksin, bir şey de olmadı. Hiçbir şey olmayacak. Yani köpekten bir kere korktun. Üstüne geldi. Çocuk ondan sonra köpekten korkuyor. Yani bir daha köpekle ilişki kurmaya korkuyor. Oysa getirsen, yanında büyütsen, dokunsa o meseleyi halledecek. O negatif düşünce kalıbından kurtulacak. O kadar çok negatif düşünce kalıbımız var ki. Bir de inanç kalıpları var tabii. Çocukken düşersin diye yetiştiriliyoruz. Oradan bir de korkuyorsun. Arkadan tutuyorsun. Düşersen ne oluyor? Düşecek yani. Şimdi bu dönemin anne babaları da bu konuda aslında bizden daha tehlikeli bir boyutta duruyorlar. Yani yeni dönem, biz yeni jenerasyon. Anne, yo vallahi ağzımız burnumuz da kırıldı, kafamızda. Benim dizler yarıldı yani. Ağaçlardan düştüm. Tabii. Bir şey de olmuyor yani. Yani Allah korudu diyelim. Hayır, kendi açımızdan söylüyorum. Yani, evet. Ama şimdi fanusta büyütüyorsunuz çocuğu.
Bir kere mükemmel çocuk sendromuna takılmışsın. Şimdi modern dünyanın anne babalarının en büyük şeyi de bu. Mesela ya engelli bir çocuğu olmaya tahammülü yok adamın. Yani ama bu nasıl benden oldu falan diyor. Şimdi bu doğru bir şey değil. Çocuğum çok zeki olacak diyor. Piyano çalacak diyor. Okula ya belki çok zeki dediğin zeki dediğin nedir? Yani başarı nedir? Ama çok iyi bir işte ne bileyim çilingir olacak çocuğun. Ona tahammül edemiyor. Ne yapıyor? Çocuğum çilingir. Ya doktor olacak. O kapıyı biri açacak yani. Onun da ama bu dünyaya bir görevi var işte lazım. Onu söylüyorum. Ya o kadar önemli adam ki çilingir. O kadar önemli adam ki bir yerdeki civatayı sıkan adam. O kadar önemli adam ki kapının önünü süpüren adam. O kadar değerli adam. Çünkü bu birbiriyle ilişkili bir şey. Ve çocuğunun etrafında tavaf ediyor. Modern dünyanın anne babasının en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Çocuğun özgüvenini de. Burada yani, çocukla nasıl, çocuğa biz yani yeni nesil çocuğa nasıl bir iletişimsizlik ekiyoruz bunu yaparak? Bir kere teknolojiye bağımlı kılmışız. O da kötü bir, yine bu pandemi döneminde gördüğümüz noktalardan bir tanesi. Önüne koyuyorlar tableti, telefonu. Çocuk orada çizgi film, ninni falan dinlerken onlar orada kahvaltı yemek yiyorlar. Sonra yönetemiyorsunuz. Sonra oyunla, sonra okulda zaten oyun. Şimdi online eğitime döndük. Online eğitimde televizyon açık, EBA'dan bir şey seyrediyor. Evde öğretmen telefondan bir şey yapıyor. Böyle farklı bir şey. Bizim yan pencereler açılıyor. Yan pencere, bir tane arkadaşımızın küçük bir oğlu var. 3. sınıfa falan gidiyor. Bu pandemi döneminde öğretmen sürekli arıyormuş falan. 2-3 günü ulaşamamış öğretmen. Babası demiş ya öğretmen sana ulaşamıyor. Ne yaptın demiş, engelledim. Şimdi öğretmeni engelledim. Yani bana ulaşmasın diye engelledim. Şimdi bu noktada olan bir yapının çocuklarıyla daha insani ilişkileri kurmak lazım. Daha insanca iletişim üzerine kurgulamak lazım. Doğaya da çıkamıyorlar. Çıkamıyor. İletişemiyorlar doğayla, kediyle, köpekle, sokakla. Korkuyor. Bir de dediğim gibi anne baba tavaf ediyor. İki, kusursuz mükemmel çocuk sendromu diye bir şey yaşıyor. 3, kendisinde yapamadığı şeyleri buna yaptırmak istiyor. 4, çocuk düşer, kırılır, ayağı kırılır, hastalanır konusunda tahammülü yok. 3, bunu da bütün hayatında yansıtıyor. Yani işte bütün hayatında bunu yansıtmaya başlıyor. Bu da olumsuz ve daha çok mazeret üreten, daha az çıkışa odaklanan bir geleceği, halının altına süpüren bir geleceği beraberinde getiriyor. Çıkış aramıyor. Çıkış aramıyor. Kaçış arıyor. Kaçış arıyor. Bence harika. Oradan götürüyor. Çıkış değil, kaçış. Evet. Bu kaçış arama zihniyeti zaten herhalde ben de hep onu söylüyorum. Başarmak dediğin şey yüzleşmekten sonraki en büyük haz değil midir? Bence en keyifli haz. En keyifli hazdır yani baktığınız zaman. Sonuçlandırdım diyorsun. Sonuçlandırdım. Hocam sizle konuşmak nasıl bir şey? Su gibi. Ben hep onu söylüyorum. Su gibi geçti hayat derler ya. Ben böyle yapıyorum. Su gibi geçiyorsa iyi. Dertle tasayla olunca geçmiyor çünkü. Su gibi geçiyor. Reklamımız var efendim. Harika. Su gibi geçti. Gerçekten... Şaban Kızıldağ hocamla devam ediyoruz ve bitti. Son sözler. Son sözler. Umut her zaman var olacak ve umuda sarılacağız hep beraber. Hı hı. Ve dünyanın neye ihtiyacı var? Adalete ihtiyacı var, sadakate ihtiyacı var, merhamete ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var, emniyete ihtiyacı var. Ve ehliyetli insanlarla geleceği inşa etmeye ihtiyaç var. Yani ehli keyfe ihtiyaç var diyorsunuz. Keyif ehliyle olur diyorsunuz. İşte ehliyle olur. İşte keyif ehliyle. De ehliyle harikasınız. Olur efendim. İşte de keyifte de ehliyle. Biz de bugün ehliyle bir sohbet ettik çok sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizi çok şefkatle, çok güzel sarmaladınız. Bu güzel kitaplarınızla birlikte yola devam diyoruz. Devam ediyoruz. Efendim hoşça kalın, şefkatle kalın, sevgiyle kalın, adaletle kalın, hoşgörüyle kalın. Kalın efendim. Hoşça kalın.